para isteyen, finansiyel isteyen bir güç. Bizim aşağı yukarı tespitimize göre bizim Berlin'de bulunan köylerimiz 120 hane, 130 hane civarında. Bu kişilerimizden her birisinde en az 1000 oy almamız şart. Bu böyle olması lazım. İkinci bir konuda yine Berlin dışında yaşayan köylerimiz, Hamburg'da ne bileyim, başka yerde yaşayan aşağı yukarı 20-30 ailemiz var. En az onlardan da 1000 lira toplamamız lazım, 30 bin lira da onlardan toplamamız lazım. Ve aynı aksiyonu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de şarkını yapmamız lazım. Tabii ben köyün bir ara parasını topladığım için çoğu yerlere de haber gördüm. Hatta bizim bir derneğimiz vardı, oradaki yöneticilerle de irtibata geçtim. Hepsi bana söz verdiler ama para konusuna gelince hiçbirisi destek vermedi. Hatta neredeyse bizden para isteyeceklerdi. Bizim bu derneğimizin burada ayakta kalması için bizim yardım etmemiz gerektiğini söylediler. Şimdi CMM konusuna gelince bu parayı bulmamız biraz zor. Çünkü ben kendi bu işin içindeyim. Biraz zor. Yere gelince, yer konusuna gelince ne bileyim, kimisi diyor cami yeri, kimisi diyor filan yer, kimisi diyor filan yer. Arkadaşlar size söyleyeyim. Raşit Kemal Abber'i biraz köyden sapa düşüyor, bir. İkincisi, sizin biraz önce söz konusu ettiğiniz cami yeri, kişiler orada zaten birkaç yerde de mahkemelik olmuşlar. Yani bu bizim köyün geçmiş durumunda var. O davada o yer de çok az buluyorum. Cemevre yeterli değildir. Benim size önerim, eğer bu aksiyonu başlatıyorsanız, ilk önce kendi aranızda 4-5 kişilik bir komisyon kurmanız lazım. Bu komisyon çok intensif çalışması lazım. Öyle bir çalışması lazım ki onun komisyonun verdiği karar bütün köyün kararı demek olması lazım. Kişiye gittiğin zaman kişi diyor ben ketenci değilim, ben 20 senedir Ankara'da yaşıyorum. Ben vermiyorum diyor. Bu kişiyi ikna etme gücü olmamız lazım. Yani bu para toplaması var ya, hakikaten benim için çok zor ulaşamayacak bir şey olarak görüyorum. Ha ondan sonra eğer paralar toplandığı zaman tabi internet üzerinde yardımlaşma kampanyasına başlatıyoruz. Mesela bir örnek verebilirim. Komitiyat parası yetmedi. Tekman'ın esnafına bir bildiri dağıttı. Tekman'ın esnafı Kürdün'den, işte şehrinden herkes yardım etti. Orada da bayağı para toplandı. Yani ilk önce kendi aramızda 1-200 bin oyluyu kesin garanti yapmamız lazım ki ondan sonra döşemesine, bilmem nesine, bilmem sandalyesine, masasına, bilmem nesine orada devamlı bir yardım kampanyası düzenleyecek. İnternet üzerinde yardım yapılanlar olur. Yer konusuna gelirse bir önünüzde bulunacak. Arkadaşlar yerimiz yok. Hakikaten yerimiz yok. Şu anda köylerimiz kendi aralarında devamlı çarpışma halindedir. Bir İstanbul'da... Lütfen, onu aklından tut, bana sonra sorabilirsin. Ben konuşmak istiyorsan size söz hakkı veririm. Üzül derim, ben böyle konuşuyorum ama şimdi iş biraz şeyli olmasın, evet. Üzerin olmasın lazım. Şimdi bizim köyümüzde bir Erol'un şeyi vardır. Erol'un bir tarlası vardır. Bakın bizim köyün mezarlığı yok. Bizim köyün hakikaten cemiyeti yok. Bir kere onun alınması lazım. O hem köyün yerinden hem de yeri iyidir. O tarlanın alınması lazım köy adına. O tarlanın alınması için var ya en az böyle bir iş 10-20 bin euro'da o tarlanın dilerini çıkarman lazım. O tarla alındıktan sonra senin yerin bol. Cennete de yaparsın, bir kısmını mezarlığa da ayırırsın. Etrafını çevirirsin, güzel ağaçlık da yaparsın. Tabii bu anlattıktan sonra benim konularım cam yeri hakkında konuştum. Efendim şimdi konu biraz su konusuna getireceğim. Çünkü bizim su biraz bizim acemilik tarafına ve biraz da hızlı bir çalışmaya denk geldi. Bazı arkadaşlar tabii yok paramız yenildi, yok yenilmedi, yok iyi oldu, yok iyi olmadı. Hatta kimi arkadaşlar dedi, boşuna paramız toplandı. Devlet bize su getirecekti zaten. Başbakan Erdoğan hep konuşmuş, bütün köy susuz kalmayacak. Ben bu konuyu herkese soracağım arkadaşlar. Peki ondan niçin girdiniz ya? Madem ki Başbakan Erdoğan'ı getiriyor, niye Başbakan Erdoğan'la bir şey yapmadınız? Çok kişi de beni yakalayın, sen bizim paramızı götürün, boşuna verdin. Arkadaşlar ben sizin paranızı boşuna vermedim. Fakat şunu da gerçek söyleyebilirim ki biraz da bizim muhtarın pasifliği yüzünden
biraz para kayba uğradı, o bir gerçek. Ama her para nereye verildiyse, kime verildiyse, Reşit Umur'la beraber hatta çoğunuza da gönderdim, belki alanınız da vardır. Dolayısıyla şekilde geldi. Evet. Eğer yoksa bugün yine burada Reşit Umur'larımız, her şeylerimiz hazır, Kıvit Umur'larımız, ne kadar paramız gelmiş, giderimiz, listemiz hepsi burada. Bakabilirsiniz. Şimdi toplanan para bize 14 bin liradır. 14 bin lirasının aşağı yukarı 10 bin lirasını, bunun 3 bin lirası, 3 bin liradan bir kısmını, yani 3 bin lirasını biz Sıldız Köyü'ne verdik. Buna kaymakam kendisi verdi. Evet. Kaymakam 3 bin lira onların sesini kesmek için onlara su getirdi. Yani onların deposunu yaptırdı. Geriye kalan 7 bin lirayla bizim su malı oldu. Ama niyetimiz köyümüze şey getirmekti. Köyümüze kanalizasyon yaptırmaktı. 4 bin lira da kontumuzda para olarak kaldı. Şu konto davasını biraz açayım da. Şimdi konto, biz belli kişilerin kontosunu açmadık. Köylü burada, ben parada köyden sorarken köylü hep bana da arkadaş. Bizim paramızı muhtara kaptırmayacaksın. Herkes bunu. Çünkü geçmişte artık ne olmuşsa bizim paramızı kimseye kadar götüreceksin, kaymakamın üzerine yatacaksın. Ben de götürdüm, konuyu kaymakamla konuştum. Kaymakam dedi ki her köyün bir konto numarası var bizde. Bu konto numarası bizim konto, yani Troyhand. Biliyorsun, bizim konto, devletin konto. Eğer bir muhtar gelip de bizden imza atmayana kadar bu kontoya el atamaz. Muhtar bana imza, benden imza almadan parayı çekemez. Ben de ona güvenerek de ona o kontoya para gönderdim. Ve 5 numara da hepinize gönderdim. Şimdi 4000 lira bir paramız kaldı kanalizasyon için. Ve kanalizasyon aynı zamanda 5-6 bin lira da daha hala toplayamadık. 5-6 bin lira da köylerimiz vermediler. İnat ettiler, vermediler. Ben bu 5-6 kişinin ismini muhtara gönderdim. Muhtar dedim, kanalizasyon daha yeni yapılıyor. Bu 6 kişi bu liste sende olsun. Hatta listeyi Turan Güler'imize gönderdim. Turan Güler'imize götürdü, verdi. Arkadaş, bu listede ismi geçen insanlara su vermeyeceksin. Niye vermeyeceksin? Çünkü bu insanlar para vermediler. Hatta bazıları bize kapı bile açmadılar. Bu insanlara da su vermeyecek. Sonuçta o bütün köylerimizde toplanan para, yani bizim bütün köy burada enayi değil. Madem ki herkes iyi niyet gösterirse, bu parayı toplamışsa, onlar da bu parayı versinler. Ve bu listeyi muhtara gönderdim. Ama muhtar yapmamışsa burada benim suçum ne? Hepinizi söyledim. Ben sizin gibi yurt dışındayım. Ben gittim ki herkesin kanalı kazanmış, borusu gelmiş, suyu bağlanmış. Burada geriye, yani şu anda tekrar kontumuza geleceğiz. Kontumuzda 4 bin lira para kaldı. Bu parayı biz kendi şey için, kanalizasyon için aslında. Kanalizasyon için para eksik olduğu için biraz daha para eklememiz lazımdı. Ama bizim nasıl olsa para Troyhand'dadır, yani emniyetli bir kontodadır. Bir günde geliriz, parayı ekleriz, kanalizasyon yaparız. Ve bir süre sonra diyorum ki para çekilmiş. Muhtar bana telefon açtı, durumu anlattı. Ve hatta bizim bazı köylü duyarlı insanlara Hakkı Yıldırım telefon açtı, durumu anlattı. Ben de arkadaşlar dedim, şimdi bu konuda iş, para araştırması, kaybolan para ortaya çıkarması köy heyetinin işidir. Muhtarınız var, azanız var. Alın, gidin mahkemeye verin. Bana ihtiyaç duyulursa, benim elimde 5 numara var. Bu kontoya ne kadar para yatırmış belli. O zaman benim eğer bir yanıma ihtiyaç olursa ben gelirim. Ama o olay dondurdu. Ne bir mahkeme olmuş, ne bir şey halledilmiş. Üçüncü bir konu, arkadaşlarımızı köylerden duyuyorum, suyumuz yetmiyor. Arkadaşlar, bizim suyumuz yetmeyeceği başta söylemiştim zaten. Köyde yaptığım toplantıda hepsini söyledim. Bizim köyün suyu yetmez. Çünkü bizim su kaynaklarımız çok sıkıntı. Ne yapmamız lazım? Her eve bir saat taktırmamız lazım. Saatte ailenin ihtiyacı olan para. Saatte ailenin ihtiyacı olan paraya kadar o sarı vereceğiz. Mesela kaç ton su harcanıyorsa bir aile oraya kadar sahip. Ama ondan sonra su harcadığı zaman köyün bütçesine para ödenmesi lazım. Böyle bir öneride bulundum. Ama bizim köylerimiz, kimisi dedi ki ya arkadaşlar, bizim kulübümüzün suyu var. Bir şey olduğu zaman o suyu takviye ederiz. O da güzel bir fikir.
Ve biz onunla kaldık dedik, koronavirüs suyunu takviye ederiz. Bittiği zaman, mesela depo dolduğu zaman tekrar normal çeşmelerde su akıyor, söyledik. Tabi bunların hiçbirisi yapılmadı. Bizim yer muhtara da söyledim aynısını. Dedim muhtar, ben de köyün 1000 lirası, şu anda köyün 1000 lirası ben de duruyor daha hala. O köyün 1000 lirasını sana gönderdim dedim. Sen git şeyle konuş, kaymakamla konuş, sadece sana kepçe verir. Birkaç boruyla depoyu bağlarsın. Depoya bağlarsın suyu. Ama olmadı. Daha da bir girişim yok. Şimdi arkadaşlar, ben burada anlattıklarım bu kadar. Ama tekrar teşekkür ediyorum. Bu yardıma gönüllü olarak, memnun olarak hem yardım ediyorum hem de istiyorum can gönülden. Yalnız adamın dediği çok doğrudur. Bak şahsen diyor, burada bana dedin ki birine herkes verirse vermez. Şahsen. Ben ne dedim? 100 euro var burada, verdim. Dedim benim param burada yok, ben köyde veririm. Herkes bana alay etti, şahıs yanımda. Tamam mı? Köye geldik, çıkarttık 1000 euro da orada verdim, aklımda diye ben de. Hemen verdim peşin, aklımda ben de. O zaman birileri bana ne dediler? Sen delisin. Senin o paran olmasa devlet bize para şu getiriyor. Bizim paramız yok. Sen verdin, biz ne verelim? Ondan başka, suyu mesela, ben okulda toplantı olup, o saatte ben söylüyorum. Arkadaşlar dedim, suyu alanlara saat tattıralım. Mesela bunu köy bütçesine gitsin, köy yardımına gitsin, ileride su bozuluyor, tamir istiyor, o bütçeden gitsin. Bana gerek, okulda bana gençler küfür ettiler. Çık dedi, istemiyorsun, paranızı istemiyorsun. Şahıs ya burada, okulda. Bu kelimeleri bana dediler. Ve parayı da vermediler. Kimisi hiç metelik vermedi, su ileride bağlıyordu bağları. Yani, bak işte, ama ben o listeyi zamanla muhtara bildirdim. Muhtar filan kişiler parayı ödememişler. Lütfen onların su almasını engelleyeceksiniz. Aynen Mustafa Bey, diyor musun? Buyurun. Özür dilerim. Biz buraya su konusunuyuz. Bu vermiş, o vermiş, onun için gelmedi. Bunun için eğer su konusu bu vermiş, o vermiş. Evet. Bunun için onu söyleyeyim. Evet, şimdi biz olmamızı... Neden? Bana lazım. Şimdi köyde evim yok. Su da bana lazım diye. Biz bu vermediği için gelsin. Bu gelmediği için ne yaparsın yapın. Komiseri vuruyorsunuz. 5 kişi mi tayin ediyorsun, bu parayı toplasınlar, biz onun için geldik. Bu sorunun için daha yoksun. Konuda endeksli olarak kalalım, konumuz üzerinde durursak daha başarılı oluruz. Eğer konumuzu geçmişe dayandırarak konuşursak hiçbir çözüm bulamayız. Hayır, ama kesinlikle olmaz. Ama ondan da yararlanmaz. Biz geçmişten ders almamız lazım. Geçmişten ders almamız lazım. Ona göre bulunacak komitenin çok iyi çalışması lazım. Geçmişi sorarsın bak, yine müsaade edelim. Köy namına olmasa bile kendi namına ben senden sana çok teşekkür ederim. En azından sen orada kendinde bir zahmet diye emek vermişsin. Emeğe saygı olmak zorundayız. Başarı o kadar olmuşsa da onunla da yetinmeliyiz. Fazlasını yapmaya çalışalım. Onu bırak, onu konuşursan işte bir an burada eskiler burada, Ali de burada. Ali Sönmez, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Biz burada onunla beraber Cafer de burada 2000 mark para topladık köy için. Bazılar dediler ki biz vermeyeceğiz, bırakmadılar. Hatta Çalış burada değil, oğlu burada. Onların evinde. Dedi ki ben 100 lira için nedir bırakmadı versin. Ben de kalktım ona dedi. Orada Çalış kalktı bana yumruk vurdu. Ali Kenan'ı gitsin. Niye? O 2000 mark biz topladık, gene gördüm tutamadık. Hepsini geri verdim. Yani o konuya getirmeyelim. Kerem Ali'de bir şey sormak istedim onun için. Buyurun. Yer konusundan rica bulunuyorum. Biraz önce yerden bahsettiniz. Müsait yerimiz vardır. Nerede peki? Müsait yerimiz Kemer Aslan'ın yüz tarafı köyün tam içidir.
Çok güzel oldu.